Oğlum bu mikrofon da çok tozlanmış. Abi jack'ı şuraya mı sokuyorduk? Evet orası, tamam abi. Tamam, hazırdır. Hadi kayıt başladı. Bugün 9 Ocak 2014. Ben Bora. Ve ben Berkay. Kayıt Başladı podcast'ini dinliyorsunuz. Evet. Evet Bora, sezon 3 için mikrofonun başına geçtik. Çok heyecanlıyız. Yepyeni bir sezon, heyecanlıyız, her şey tamam. Mikrofon var, tüm altyapımız hazırlandı, heyecanımız da var. Sezon 3'e başlıyoruz ama istersen evet, önce sezon 2'de neler yaşanmış, kesinlikle bunları bir dinleyelim. Kısa bir ön izleme yapalım. Kesinlikle. Abi sezon 2 gerçekten bomba gibi bir sezonmuş ya. Bu kısacık bölümde bile ben çok acayip duygular yaşadım Berkay. Dinleyicilerimiz de eminim. Hangi duyguları yaşadın ve biz neler anlatmaya çalışmıştık? Bu konuda biraz bilgi vermeye çalışalım mı? Ya inan bana, söylerken önce yaşadıklarım sesimi titriyor. Hı-hı. Karanlık, sessizlik, hı-hı, yoksunluk, yokluk. Hı-hı. Bir duyunu kaybetmişin gibi. Duysuzluk. Evet. Duysuzluk olabilir. Yani Türkçe'de var mı? Anlaşılıyor. Sen var ola sorarız kelime, hı-hı, oyunu. Anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Şimdi tabii biz onu aktarırken biraz zorlandık dinleyicilerimize. Hı-hı. Dinleyicilerimiz ilk zamanlarda biraz tepkiler gösterdiler biliyorsun. Evet. Daha mail attılar. Evet. Tweet attılar. Neredesiniz, evet, ne yapıyorsunuz, niye kayıtlar devam etmiyor diye. Evet aslında ama hı-hı, biz ikinci sezonda bir duyguyu aktarmaya çalışıyorduk, hı-hı, onlara. Onlar da zamanında bunu anladılar galiba. Evet bence burada anlatılmak istenen şey anlatılmış oldu. Kesinlikle. Yönetmen anlatmak istediği şeyi anlatmış. Anlattı. Yani yalnızlık hissini vermiş. Bunu anlayamayan dinleyicilerimiz için biz şu resim örneğini vermek istiyorum. Hı. Ben bir sergiye gidersin diyelim ki, hı, orada bir tablo görürsün. Simsiyahtır. Evet. Bakarsın, 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 anlamaya çalışırsın. Hı. Aynı onun gibi. Evet. Güzel kesinlikle bir sezondu. Kesinlikle. Şimdi sezon 3. Şimdi sezon 3'e başlıyoruz. Yeni bir sezon. Bu arada tabii çok önemli teknolojiyi de biz kullanıcılara sunduk. Evet. Sezon 2'nin en önemli altyapı değişikliklerinden bir tanesi. Dünyada çığır açan bir şeydi bu. Dünyada neydi bu arada? Bu dosyasız, bağlantısız, kablosuz, hiçbir şeysiz, hı hı, podcast yayınını dinleyiciye aktarabilme. Tabii ya, en azından dinleyiciye geçirebilme. Süper. Streaming medya konusunda süper bir şeydi. Hatta şu özelliği de onlar sahip, yani limitsiz podcast özelliği. Evet. Yani kendi podcast'ini kendin yap, kayıt başladığın podcast'ini. Gibi. Kulaklığı tak. Müziği verme. Sessizliğin içinde dinle ve kafan içinde podcast oluşacak zaten. Hı hı. Bundan dolayı zaten geçen sene birçok yatırımcıyla görüştük. Hani evet. Ne yapalım diye. Sağa mı yatıralım, sola mı yatıralım yani diye. Yani orada çok kararsız kaldığımız oldu. Yani sen, hı-hı, dedin ki ben sağa yatıracağım. Ben, hı-hı, dedim olmaz ben sola yatırıyorum falan diye. Siz mi yatırırdınız diye sorduk. Sorduk yatırımcılara. Hı-hı. Bir cevap çıkmadı yatırımcılardan ama bir yandan da tabii dış mihraklar bize engellemeye çalıştılar. Hı-hı. Podcastlerimizi silmişler. Evet. Ondan sonra kayıt cihazımızı kapatmışlar falan gibi çeşitli şeylerle uğraştık. Ama sezon 3'e yapımcımızın da kanalla yeni anlaşması yapmasıyla birlikte bomba gibi başlıyoruz. Evet, o zaman şimdi sezon 3'e başlıyoruz ve sezon 3'ün ilk bölümü. Sevgili Bora, istersen 2013'te neler yaptık? Önce bundan başlayalım çünkü sezon 2 oldukça yoğun, takip edilmesi zor bir sezondu. Hı hı. İstersen ön bilgilendirmeyle başlayalım. Sevgili Bora, 2013 nerede geçti? Çoğunlukla havaalanlarında geçti değil mi? Kesinlikle. Havaalanları derken Ankara, Sabiha Gökçen, Esenboğa ve Sabiha Gökçen arasında dokunan bir mekik gibi. Yeşilköy. İnce ince işlendi. Çok ince işledik. Ve gitti. Atatürk'ü görme şansımız hiçbir zaman olmadı. Ben en son 5 yaşındayken Atatürk Havalimanı'na uçmuşuz. Evet. Ondan sonra bir daha oraya bilet alacak para gücümüz olmadı. Olmadı. Biraz pahalı olduğu için biz genellikle Sabiha Gökçen tarafına uçtuk. Orada şeyde söylüyorlar. Tuvaletler altındanmış falan. Öyle mi? Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda. Yani bir söylenin yalancısıyım ben de. Bir gün kısmet inşallah. Tabii Sabiha Gökçen'e gide gele, hı hı, Sabiha Gökçen'le ilgili çok ciddi elimizde bilgi ve belgeler oluştu. Evet, evet. Sabiha Gökçen en iyi, en optimize şekilde nasıl kullanılabilir? Evet. Bir how to hack an airport. Special edition for Sabiha Gökçen. Aynen. Mesela neyi keşfettik abi? Hangi köşede priz var? Hı hı. Ve hangi saatte boş o priz? O en önemli. Önemli. Yani en ayağını uzatıp, hı hı, bir yandan da aleti şarj edip, hı hı, orada vakit geçirebiliyor musun? Ben en son dönemde zaten ayakkabıları falan da çıkarmaya başlamıştım. Sen böyle, evet, bir ev moduna geçirdin. Ayakkabı halıların üstüne basıyorum şıp şıp şıp. Ama o son Ikea'dan aldığımız lambayı da oraya takalım demen olmadı. Yani olmadı abi orada. Oturma odası havası olmaz abi her yerde. Onu şey yapmak lazım. Ve bu noktada şunu da öğrendin. Her zaman yanında bir üçlü, altılı ya da dokuzlu priz bulundurmakta fayda var. Kesinlikle. Uzatma şeklinde. Bunun sayesinde ne oluyor? Bir kere birden fazla aleti takabiliyorsun elektriği. İkinci olarak da eğer priz doluysa ona sizinkini bir çekelim şuna takalım hep beraber. Şarjlanalım. sarslananım şeklinde olabiliyordu. Burada tabii şey de çok önemli. Demek ki bunu ilk keşfeden biz değiliz. Çünkü üçlü prize güvenlik görevlileri hiçbir tepki göstermediler. Çantanın içinde böyle baktıkları zaman değil mi? Kocaman bir üçlü priz var, altılı. Bu nereye gidiyor falan diye soran olmadı ama bunun yanı sıra bir de şeyi keşfettik Berkay. Havalimanı içinde gıda ve içeceğin fiyatları farklı oluyormuş. Evet, bunu da fark ettik. Aslında yani yemek konusunda oldukça cömertiz. Tabii. Yani para konusunda bir sıkıntımız yok. Yani yemek için parayı veriyoruz yani. Mesela 1,5 İskender ver. 20, 30, 40, 50, 60 nereye kadarsa ver. Havalanındayız artık. Aman bir şeklinde gidiyoruz. Tabii. Ama burada önemli olan şey, aynı malzemeyi alıyorsan. Bir bardak su. Bir bardak su, kapalı ürün ya da bir bira ya da bir kahve, hı-hı, ondan sonra ya da patates kızartması gibi bir şey aldığın zaman fiyatının farklı olması insanı biraz rahatsız ediyor. Yani biz tabii şeye karşı değiliz. Yani bizim karşı olduğumuz şey dübelle matkap. Evet. Dübelle vida. Çivi, çekiç uygun bize. Bize uygun, evet. Ufak çakmalarda ufak çakabilirler. Ama sen bana illa dübeyle takacağım diyorsan ben olmaz, ona karşı çıkarım. Yani bunların tabii yerleri çok zamanla değişik oluyor. Mesela bir suyun fiyatı havaalanında 1,5 liradan ondan sonra 5 liraya kadar oynar mı abicim? Yani bu şey mi, ne bir yani borsa mı, su borsası mı? Bedavası da var abi tuvalette istersen. Ya oraya girmeyelim tabii ki de yani. Ya böyle bir şey var yani. Çok büyük farklılıklar var. Kesinlikle. Diğer öğrendiğim şeylerden bir tanesi ise aslında uçak biletinin üzerinde yazan dönüş tarihinin, hı-hı, saatinin, hı-hı, çok fazla önemli olmadığını. Evet. Tabii hava yollarına göre değişebiliyor bu. Kesinlikle. Bazı hava yollarımız var. İsim vermek istemiyoruz. Bunlar kıl. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyorlar ama bazıları yapıyorlar. Biz de o bazı yapanları tercih ediyoruz. Bunu neden ihtiyaç duyduk abi? Şimdi şundan dolayı abi, zaten İstanbul'a biz gidiyoruz bir toplantı için. Yapacağın toplantı 2 saat, 3 saat. Yani öyle ehli keyif zaten bir hayatımız var aslında. Yani bir toplantı için İstanbul'a uçakla gidip açmıyorum Skype'ı, basıyorum. Ondan sonra gidiyorum havalarına, uçuyorum. Hem ambiyans değişikliği oluyor, hem yüzde görmek daha iyi. Toplantını yapıyorsun, diyorsun ki ya toplantı sonrasında belki bir yere gidilir, bir şeylere oturulur, yenir filan diyorsun. Bazen de olmuyor bu, dönmek zorunda kalıyorsun. Almışsın bileti saat 11'e. En son uçağa bileti almışsın. Saat 4'te bitmiş toplantı. Gidiyorsun havaalanına, ne yapacaksın? Sabiha Gökçen'e. Ondan sonra gidiyorsun, diyorsun ki ben erken bir uçağa geçmek istiyorum diyorsun. Tabi bunu yapmadan önce. Önce ne yapıyorsun abi? Önce şöyle bütün operatörlerin olduğu yerde hepsini aynı anda görebilecek şekilde. Yani baraja serbest vuruş yapacak sporcu gibi geriliyorsun. Aynen, iyice geriliyorsun. Kaleyi karşıdan görüyorsun. Bütün operatörleri ufuk çizgisinde görüyorsun. Belli bir süre gözlem yapıyorsun. Hangisi nasıl çalışıyor? Çıkan müşterinin memnuniyeti şeklinde bir tanesini seçiyorsun. Giydirebilirim bu niyeti. Oraya doğru gidiyorsun. Gidiyorsun abi. Ondan sonra iyi günler. Bileti veriyorsun ve hemen arkasından nüfus cüzdanlarını hızlı bir şekilde ellerini bırakarak biz bir önceki uçağa gitmek istiyoruz. Kaçlar ortadan kalktık. Tabii. Çok acelemiz var. Küçük emlak sırtında. Aynen. Bir önceki uçağa geçebiliriz. şeklinde. Çoğunlukla almış olduğun yanıt hayır oluyor. Çünkü orada seninle uğraşmak istemiyor. Evet. Ama biz orada tabii iyi niyetli bir operatör arkadaşımızdan şunu öğrendik. Dedi ki yani hiç burayla uğraşma. Hiç. Kendini yorma. Direkt uçağın kapısına, gözüne kestirdiğin uçağın kapısına git. Evet. Git oradaki operatörün başına ekşi ve yine o acıklı suratınla boş yer varsa binebilir miyiz? Bizi de alın şeklinde. Çünkü Ankara'ya zaten saat başı uçuş var. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Herkes uçağın içerisine biliyor. Elinde bir biletle bekliyorsun, taciz edecek şekilde yani omuz mesafesine sürekli sürterek yanında durarak orada alan işgal ederek biniyorsun. Çünkü uçaklarda her zaman bir 3-4 kişilik kontenjan oluyor. Opsiyonlu bir koltuk oluyor. Evet yani bu hem personel için hem de devlet çalışanları vesaireleri için. Ondan sonra bir alınıyormuş. Oradan faydalanma şansın olabiliyor. Biz böyle bir 3-4 kere bindik uçağa. Bindik tabii ya. Hatta belki daha fazla buluyormuştur yani. 2013'te teknoloji de oldukça ilerledi. Çok ilerliyor. Yani çok hızlı ilerliyor hocam. Kesinlikle. Cep telefonları seninle konuşabiliyor. O noktaya geldik. Öyle mi? Tabii cevap falan veriyorlar ya. Öyle mi? Yani cevap vermek derken Türk anneannelerindeki gibi bana cevap verme tarzında mı cevap veriyorlar yoksa yanıtlıyorlar anlamında mı? Yani mesela işte Bora'yı ara. Aman arayamam şimdi. Bana cevap verme şeklinde mi yoksa ne haber iyiyim abi şeklinde? Ne haber iyiyim abi şeklinde. Şimdi çok gelişti abi teknoloji. Şimdi bu sene biliyorsun giyilebilir, wearable teknolojiler üzerine ciddi epey bir şeyler çıktı. Ben o noktada tehlike görüyorum Bora. Çünkü o iş wearable'la başlar, daha sonra insertable'a döner. Bak en büyük tehlike o. Tehlikenin farkında mısınız? Bu teknolojiye desteklemeyin arkadaşlar. En son gideceği yer insertable. Kimse mutlu olmayacak. Ama Berkay'ın insertable'ı da ben güveniyorum şahsen firmalarımıza. Hepsi hakkını vererek yaparlar. Yani sen onu insert ettiğin zaman bir kaygı duymazsın. Hı. Mutlulukla insert edersin. Hı. Dolayısıyla ben iyi şeyler çıkacağına inanıyorum. Zaten ne var abi şu anda bu teknolojide? Wearable teknoloji. Şimdi en son bir saat... Giyilebilir ve giydirilebilir teknolojide. Giydirilebilir teknolojide bir gözlüğümüz çıktı biliyorsun. Hı. Sonra şimdi saatler ortaya çıktı. Hı. En son bu saatlerin nabız ölçeri, ondan sonra ve şey yapanı çıkmış. Tansiyon ölçüyor, nabız ölçüyor. Hı. Çok önemli. Çok önemli. O senin işte hayat şeylerine göre çeşitli feedbackler veriyor. Sağlıkla ilgili giyilebilir şeyler oldukça. Bu gözlüğün Polaroid'i çıktı mı abi? Yani Türkiye'de çok satacağını düşünüyorum çünkü Polaroid gözlüğün renkli camlı. Çıkmadı abi. Yok. Kalırmatik demek istiyorsun. Polaroid fotoğraftı. Ha, olabilir abi. O da fena olmayabilir ama Polaroid yani fotoğrafı yandan çıktı olarak. Abi şeyde yani sağlık konusundaki özellikle bu şeyler, wearable'lar oldukça ciddi bir noktada. Evet. Evet abi, mesela saat demiştim, kolumuza takıyoruz, nabzımızı ölçüyor. Bence gereksiz, çünkü gereksiz bir döngüye girecek o alet. Nasıl abi? Düşün yani, sahnemiz şu. Saat taktık kolumuza, ondan sonra dedi ki didit didit didit, nabız arttı. Ondan sonra baktın nabız arttı. Ondan sonra didit didit didit, ana artıyor. Artıyor yani, sürekli bir zaten heyecan olacak. Kendi kendine. Tersine düşündüğün zaman, düştüğü zaman zaten koluna bakacak dermanın olmayacak senin yani. Nabız düştü ama nereye düştü? Bakamıyorum ki, tam söyle gitmiş gidiyoruz yani. Sen öyle diyorsun ama bence biraz küçümsüyorsun o teknolojiyi. O teknolojinin içinde çünkü bambaşka bir yenilik var. Yani şu internetin ilk çıktığı günlerden beri efsane olan bir cihaz var ya, internete bağlanan buzdolabı. Evet abi. Hani her slide'da vardır o. Bir gün internete bağlanan buzdolabı. Ne yapacak? Eksik yumurta olunca söyleyecek marketten. Hatta kendi getirip dizecek. Yani onun gibi bir teknoloji. O efsane alete bu saat direkt bağlı abi. Öyle mi? Evet. Ne yapıyor abi? İşte nabız gidiyor. Baktı sen artık şey yapıyorsun, gidiyorsun Tahtalıköy'e doğru. 4 kolda bineceğiz. 4 kolluya binmeden önce ev ahalisini rahatlatmak için helva, un, şeker ve şeker siparişi veriyor. Çok güzel. Helvamız hazır olsun. Ya ama da yapın isterseniz. Kaç kilo verecek? Onu da kontak listesinden ayarlıyor. Oo. En çok aradıkları... Kontak listede sync ediyor. Kontak listesinden kaç kişiyi en çok arıyorsan, mail gönderiyorsan, herkesin bir porsiyon yiyeceğini varsayarak gerekli helva malzemesini hesaplıyor. 5 kilo un, 8 kilo şeker... Dolap siparişi veriyorum. Süpermiş abi. Abi düşün bak. Ne güzel. Hiç hepsi cloud. Hepsi cloud'da. Cloud Almanca daha güzel oluyor. Cloud hepsi. Sinkable yani. Tabii bu sadece saatli bitmiyor. Ayakkabılar falan vardı biliyorsun. Insertable. Bak teknolojinin gideceği yer insertable. Tehlike orası. Teknoloji oldukça ilerledi hocam. Yalnız bizim evde teknoloji oldukça geriye doğru gitmeye başladı. Ne gibi abi? Ve ben buna karşı herhangi bir şey yapmıyorum. Yani isyanım yok. Şu noktaya geldim. Şimdi evde bir televizyon var. Ondan sonra bu televizyon kendi kendine belli dönemlerde kapanıyor. Tamam mı? Ama bu kapanma aralığını bir türlü şey yapamıyorsun. Öngöremiyorsun. Rastgele. Yani random bir fonksiyon yazmışlar içerisinde çok büyük ihtimalle. Mesela bazen oluyor 10 dakika, bazen oluyor yarım saat, bazen hiç kapanmıyor. Tamam mı? Ben de artık şöyle bir şey yaptım. Geçiyorum televizyonun karşısına. 10. dakikada tık gidiyor. Ben diyorum ki bugün bu kadar televizyon izlemem gerekiyormuş. Diyorum, çocuksun. Evet, kalkıyorum ondan sonra. Mesela ertesi gün diyorum ki 45 dakika oldu hala kapanmadı. O zaman bugün daha fazla televizyon izleyebilirmişim diyorum ve kapatıyorum. Aynı şeyi evin içerisindeki çeşitli teknolojik ekipmanlarla yapıyorum. Mesela bilgisayarın başına geçiyorum. Çalışıyorum. Ondan sonra ya bugün de çalışmam lazım. Tık internet gitti. Yapacak hiçbir şey yok diyorum. Konsantre bile aramıyorum. Aramıyorum. Bu benim için uygun görülen budur diyorum. Razıyım hakkıma. Dinimizde tevekkül. Yani yapmak istediğin her şeyi yapmaya çalış, gerisini bırak. Ben çalışmak için oturdum abi masanın başına. İnternet gitti, ne yapabilirim deyip kalkıp gidiyorum. Sen aslında Berkay şu anda bütün dinleyenlerimize iyi bir vatandaş nasıl olur? Üst otoritenin söylediğine kayıtsız şartsız kabul eden bir vatandaş nasıl olur? Sorgusuz sualsiz örneğini gösterdin. Yani sen orada isyan edip de televizyonu, servisi aramıyorsun. Aramıyorum. Bu ya diyorum. Da internetin koptuysa call center'ı arayıp onlardan yardım beklemiyorsun. Beklemiyorum diyorum ki bugün bu kadar uygun görüldü benim için. 2 gün alamıyorsan interneti o Twitter'dan falan öyle. 2 gün internet alamazsam zaten yeni bir sektöre geçeyim diye düşünüyorum Boracığım yani. Bilişim sektörü benim için burada bitmiştir. Bu uygun görülmüştür. Ben artık daha konvansiyonel bir iş yapayım diye geçebilirim. Sen o zaman tam bir nirvana'ya ulaşmışsın Berkay bu noktada. Evet. Bir maniyle bitiriyoruz. Evet, bir maniniz yoksa bitirmek istiyoruz. Evet, başla bakalım Boracığım. Bir niyet başladık tekrar kayıda. Sanmayın ki olmayacak, her hafta vardır sözümüz, söyleyecek elbet, her hafta olmasına niyet, ne kısmet ne hacet. Moonlight child.